Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere değişik bir kurabiye tarifi vereceğim. Kurabiye kızartması. Bunun için malzemelerim 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı şeker, 1 adet yumurta, 1 fiske tuz, yarım paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve aldığı kadar un. Evet, şimdi yoğurma kabıma 1 adet yumurta, 1 çay bardağı toz şekerimi, 1 çay bardağı sıvı yağ, şöyle 1 çimdik tuz ekliyorum. Şimdi iyice çırpıcıyla çırpalım. Sütümüzü de ekleyelim. Çırpmaya devam edelim. Evet, şimdi ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Az az unumuzu ilave edelim. Bir paket vanilya. Yarım paket de kabartma tozu ekliyorum. İyice çırpıyoruz. Dediğim gibi ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar un ilavesine devam ediyoruz. Evet, ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Gördüğünüz gibi güzel oldu hamurumuz. Şimdi parmak şekli verip hazırlayalım kurabiyemizi. Gördüğünüz gibi bu şekli verip hazırlayalım. Ceviz büyüklüğünde koparmanız yeterli hamuru. Hamurlarımıza şekil verdik. Tavada da yağımızı kızdırdık. Evet, şöyle yağımızı kızdırdık. Şimdi kurabiye hamurlarımızdan alıp tavamıza koyuyoruz. Kurabiye hamurlarımız böyle pembeleşene kadar arkalı önlü kızartıyoruz. Hemen pembeleşti gördüğünüz gibi. Onları çeviriyorum. Evet, pişenleri alıyorum. Evet, ben kurabiyelerimi pişirdim. Gördüğünüz gibi köfte gibi oldular. Çok güzel oldular. Şimdi üzerine piştikten sonra ılımaya bırakıyoruz. Ilıdıktan sonra pudra şekerimizi serpiyoruz. Ben şimdi şöyle üzerine bolca serpiyorum. Her tarafına eşit şekilde yayalım. Evet, şöyle her tarafına güzelce pudra şekeri serptikten sonra servis tabağıma alıyorum. Bunda önemli olan nokta, hamurunuzu hazırlarken un miktarını iyi ayarlamak. Bir de ince yapmak hamurlarınızı. Eğer ince yapmazsanız içi çiğ kalır. Yaparken bunlara dikkat edelim. Evet, pudra şekerini buladıktan sonra servis tabağıma koydum kurabiyelerimi. Görüntüsü de çok güzel. Şöyle size içini de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hamur kalmıyor. Dediğim gibi çok kalın yapmazsanız içi hamur kalmaz. Buna dikkat edelim. Lezzetli oluyor. Kızartma yaptığımız halde kesinlikle ağır olmuyor. Tariflerimde kötü olan hiçbir şeyi sizinle paylaşmıyorum. Kesinlikle deneyin derim. Denerseniz de yorumlarınızı bekliyorum. Afiyet olsun. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.